Amca isim soy isim. Efendim isim soy isim. Hasbiyer Giden. Tamam. Kaç doğumlusun amca? 1932. Anne baba adı? Ali, babamın adı Ali, annem de Bediye. Sizinkiler nereden nereye iskan olmuşlar? Bizimkiler Selanik Kayalar kazasından, işte Samsun'un kazalarına daha evvel şeye gitmişler. Yozgat'ın şeyine, Sorgun'u, Akdağ Mahalleni falan dediler. Orada kalmışlar mı? 3 ay kalmışlar orada. Geçinemeyeceklerini anlamışlar, kaçmışlar bu tarafa. Akdağ Madeni'nin merkezi mi? Yok, Akdağ Madeni'nin köylerinde. He. 9 köy mü yoksa? Evcik köyü varmış herhalde orada. Tamam. Söylerdi, laf ederlerdi. O da iş yapmışlar ama 3 ay kalmışlar, bakmışlar ki her taraf böyle bir şey yok. Geçinemeyeceklerini anlamışlar, kaçmışlar. Babamlar şeye gitmişler, Vezir Köprü'ye gitmişler. Dedem oradaymış. Dedem de orada, dayımlar vardı falan. Onlar yanında kalmış 2 sene. Ondan sonra buraya gelmişler işte. Burada esken olmuşlar. Burada Çayırözü Köyü'ne mi gelmişler? Çayırözü Köyü'ne. Tamam. Evet. Büyükleriniz memleketten bahseder miydi amcam? Aklınızda neler kaldı? Ya bazen ederler tabii ama hepsi aklımızda kalmaz tabii. Aklınızda kalanları bize aktarır mısınız? Valla daha evvel onlar Balkan Harbi'nde de bir şey girmişler böyle macir gibi. Kaçmışlar bir tarafa Balkan Harbi'nden olduğu zaman. Ondan sonra oraları tabii Yunanlılar zapt etmişler. Hafta biraz sakinleşmiş galiba. Geri gelmişler. İşte 11 sene falan kalmışlar şeyde. Ondan sonra 1924'te mübadil maciri olarak tarafa gelmişler işte. Burada da evvela ilkin Akdağ Madeni'ne gitmişler dedik ya. Oradan geçinemeyecekler, anlamışlar, kaçmışlar yine. Orada Bulgar ve Yunan gavuru çok eziyet etmiş mi? Ondan pek bahsetmediler. Tabii ettikleri de olmuş. Uğraşları neymişti? Tarım mı, hayvancılık mı? Bizimkiler mi? Tarım. Tarım. Memlekette tarımmıştı yani. Tarım ya. Öyle başka bir şey. Kayalar merkez mi yoksa İnebosu köyünden mi? Merkez Kayalar. Merkez. Merkez, evet. Kaç hane olarak gelmişler Çayırözü'ne? Çayırözü'ne 70-80 hane falan. Hepsi birden değil, sonra. Şöyle olmuş. Şimdi bizimkiler Akdağ Madeni'ne iskan olmuşlar. Orayı beğenmemişler, kaçmışlar bu tarafa da. Burada da bu sefer yer vermemişler oraya iskan olunca. Ondan sonra İsmet Paşa başbakanmış. Havzaya gelmiş. Demişler ki babam biraz konuşmayı becerirdi. Üsküye mezunu bu. Sen biraz konuşmayı bilirsin. İsmet Paşa gelecekmiş. Çık şuna söyle de bize bir yer versin falan. Ondan sonra tabii gelmiş. Babam gitmiş. Şeyde Marif Oteli'nde kalıyormuş. Marif Oteli varmış burada. Gittim dedi. Yaveri kapının önünde şey yapar mı sabahına? Ne var demiş, ben demiş paşayla görüşeceğim babam. Ne diyeceğim demiş, ne diyeceksem ona diyeceğim demiş babam da. Babam biraz diktatördü. Peki bekle demiş, adam girmiş işte İsmet Paşa'ya mesela anlatmış demek ki. Almışlar içeriye, sormuş babama ne oldu demiş, ne zorunuz falan. Babam demiş ki, paşam bizi mübadil macir olarak şeyden getirdiniz. Selanik'in kayalar kazasından ama yer göstermediniz. Eşyalarımız dışarıda kaldı. İsmet Paşa o zaman ya öyle mi demiş öyle. Çağırın demiş beni aşağıya. Mal müdürünü. Mal müdürünü çağırmışlar. Mal müdürüne sormuş İsmet Paşa. Burada demiş boş Rum köyü var mı demiş. Var efendim demiş. 40 hanelik Çayırözü köyü var demiş. Tamam demiş. O köyü verin buna demiş. Vermişler. Ama 70-80 hane oraya yerleşmişler. Evet. Ondan sonra orada başlamışlar işte, taksim etmişler ağacı falan neyse. Orada barındık şimdiye kadar, mekan olarak kullandık.